Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz birbirinden eğlenceli, birbirinden güzel oyunlardan bahsedeceğiz. Artık tek başımıza oyun oynamaktan sıkıldık. Tabii ki oynadığımız Valorant gibi, CSGO gibi veya Battle Royale oyunlardan bahsedelim. Oradaki oyuncularla tabii ki tanışabiliyoruz. Sesli sohbetimiz açık olabiliyor veya League of Legends oynuyorsak oradaki oyuncularla chatten konuşabiliyoruz. Fakat yakın arkadaşlarımızla da oyun oynama hissiyat olabilir. Tabii ki oynadığınız oyunlar da vardır. Yani herkesin yakın arkadaşlarıyla oynadığı oyunlar olabilir. Bir zaman sonra bu oyunlar sıkıyor. Şu anda ben de arkadaşlarımla düzenli olarak LoL oynuyorum mesela. Ama bir zaman sonra artık işte 2-3 akşamda bir ya da haftada bir böyle oyun oynarken diyoruz ki artık sıkılmadık mı? Hani oyunda kaybedince hani farklı bir oyun oynayalım. Başlıyoruz oyun bakmaya. İşte ne oynasak bir oyun görüyoruz, beğenmiyoruz. Ya da bir oyun indiriyoruz ama eğlenceli olmuyor. Yani LoL'de bulduğumuz heyecanı başka oyunlarda bulamıyoruz. Sizler için Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde ise gerçekten denediğimiz, arkadaşlarımızla oynadığımızda eğleneceğimize %100 emin olduğumuz o güzel oyunlardan bahsedeceğiz. Hatta ben yakın zamanda bu oyunların yaklaşık 3-4 tanesini deneyimledim. Yani artık haftada bir arkadaşlarımla diğer sıkıcı oyunları oynamaktansa bu oyunları tercih ettiğimizde eğlendiğimizi fark ettik. Artık neredeyse işte LoL, Valorant, CSGO gibi oyunlardan uzaklaşıp daha da eğleneceğimiz oyunlara yavaş yavaş başlayabildik. Dilerseniz listemize geçelim. Listemizin ilk sırasında Witcher oyunu bulunuyor. Witcher oyununu yakın zamanda Steam'den 9-10 TL civarına satın almıştım. Ucuz bir oyun. Zaten yer de kaplamıyor. Yani 7-8 GB'lık bir yer kaplıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çoğu bilgisayarında rahatlıkla açabileceği bir oyun zaten. Yani benim bilgisayarım kaldırır mı acaba gibi durumlara girmenize gerek yok. Zaten Monster Laptop kullanıyorsanız bu listedeki hiçbir oyun için bu düşünceye kapılamazsınız. Yani oynayamadığınız oyun zaten olmuyor ama diyelim ki ekran kartı olmayan, çok eskiden çıkan bir bilgisayara sahipsiniz. Can You Run sitesine girerek, şu anda altta da zaten yazdım, bu site üzerinden rahatlıkla bilgisayarınız bir oyunu kaldırıyor mu kaldırmıyor mu onunla ilgili bir bilgi alabilirsiniz. Witcher oyundan da bahsedecek olursam zaten grafikleri ağım şağım yüksek bir oyun değil. Yani her bilgisayarda rahatlıkla oynanabilecek bir oyun. Oyunun temel mantığı şu şekilde: arkadaşlarınızla girdiğinizde en az 2 kişiyle oynanabilen ama ne kadar kalabalık olursa o kadar eğlenceli olacak bir oyun. İki takım oluyor arkadaşlar. Bir taraf cadı, diğer taraf avcı. Bu iki takımdan cadı olanlar belirli bir bölgede, bir haritada belirlenen bir yerde saklanmaya çalışıyor. Örneğin 30 saniye bir saklanma süresi oluyor. Bu 30 saniyelik süreden sonra geriye kalan işte 5 dakika boyunca veya artık bunu sunucuyu kuran kişi ayarlayabilir. Yani arkadaşlarınızla oynadığınızda bu süreyi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Biz ortalama olarak 5 dakika belirlemiştik. O 5 dakikalık süre boyunca saklanan cadıları bulabiliyorsunuz. Tabii ki diyeceksiniz ki ben bir cadıyı gördüğümde onu nasıl bulamayayım ki? Şöyle ki, cadılar odadaki nesnelerin yerine geçebiliyorlar. Örneğin siz bir kitabı görüyorsunuz ve o kitaba avcı olarak ateş ediyorsunuz. Aslında o kitap dediğimiz kişi cadıymış. Hareket edebiliyor bildiğiniz insan gibi veya başka bir nesnenin yerine geçebiliyor. Yani bu cadıların özelliğine bağlı olarak değişebilir. Çünkü yanınıza iki tane özellik alabiliyorsunuz ve bu özellikler değişebiliyor. Geldik avcı tarafına. Avcı tarafında farklı özellikleri var. Örneğin büyü yapılmasını engelleyebiliyor falan. Yani siz avcı olarak gittiyseniz ve arkadaşınız cadıysa o kitabın uçtuğunu görebiliyorsunuz ve onu ateş ettiğinizde oyun bitmiş oluyor. Yakalamış olabiliyorsunuz. Gayet eğlenceli bir oyun. Kesinlikle 10 lira bir sakız parası. Denediğinizde asla pişman olmayacağınız, kalabalık bir arkadaş grubunda oynayabileceğiniz çok da güzel bir oyun. Evet, şimdi geldik listemizin ikinci oyununa. İkinci oyunumuz Sea of Thieves. Bu bir korsan oyunu arkadaşlar. Siz bir gemiye arkadaşlarınızla toplanıyorsunuz. Belirlenen görevi yapmak üzere yola çıktığınız macerada korsanlar tarafından saldırılara uğrayabilirsiniz veya siz yolda gördüğünüz farklı gemilere saldırıp yağmalayabilirsiniz. Örneğin yakın zamanda bu oyunda deneme şansı bulduk. Oyun gerçekten çok eğlenceli. Özellikle bir komuta dahilinde arkadaşlarınızla hep beraber ya da bir kişinin yönlendirildiği bir senaryoda oynamak çok iyi. Çünkü dümeni kullanan insan önünü göremiyor. Bir kişi tepeye çıkıyor. Tepeye çıkıp size yer yön veriyor. Sağa git diyor, sola git diyor. Bir kişi alt kattan haritaya bakıyor. Sola gideceksiniz diyor. Yelkenliği kaldırmanız gerekiyor ve hemen o diğer kişi komuta veriyor. Öndeki yelkeni kaldırın falan diye. Ondan sonra bir adaya gidiyorsunuz. O adada bosslara karşı savaşabiliyorsunuz ve hep beraber savaşmanız gerekiyor. Veya
acayip bir gemiye bir arkadaşınızı fırlatabiliyorsunuz topun içine, onu koyup gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Sea of Thieves oyunu da yine 70 GB'lık bir alana sahipti yanlış hatırlamıyorsam. Bu oyunu da gönül rahatlığıyla eğlenerek oynayabilirsiniz. Evet, eğlenceli oyunlarla ilerliyorduk. Şimdi biraz da gelelim korku tarafına. Sıradaki oyunumuz Devour. Devour en fazla 4 kişiyle oynanabilen eşli oyunculu bir korku, hatta hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir şeytan tarafından ele geçirilmiş tarikat liderini sizi de cehenneme sürüklemeden durdurmayı amaçlıyorsunuz. Gerçekten 4 kişiyle oynandığında çok daha eğlenceli olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla oynadığınızda ışıkları kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok eğleneceksiniz. Evet, geldik sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz It Takes Two. It Takes Two oyunu Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından EA orijinal programı kapsamında yayınlanan bir aksiyon macera platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun ilk olarak Mart 2021'de Windows, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için piyasaya sürülmüştü. Ve The Game tarafından yılın oyunu ödülünü almıştı. Aynı zamanda en iyi çok oyunculu oyun ödülünü alan eğlenceli bir oyun olduğunu belirtelim. Eğer arkadaşlarınızla eğlenmek istiyorsanız It Takes Two oyunu tam da size göre. Evet, şimdi geldik listedeki son oyunumuza ve bu oyunumuz ücretsiz. Arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz o güzel oyun Destiny 2. Destiny 2 Bungie tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz, yalnızca çevrim içi çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun ilk olarak orijinalinde PlayStation 4, Xbox One ve Windows platformları için pay to win olması planlanarak 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında ise 2019 yılında oynaması ücretsiz hale getirildi ve ardından PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S platformlarında yayınlandı. İlk olarak 2018 yılına kadar Activision tarafından yayınlanan oyun, Bungie Destiny franchise'ın yayın haklarını satın aldı. Biz de bu oyunu arkadaşlarımızla kısa bir süre deneyimleme fırsatı bulduk ve ücretsiz olduğu için kesinlikle denenmesi gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Gayet eğlenceli bir oyun bizleri karşılıyor. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için oynaması en eğlenceli oyunlardan bahsettik. Bu oyunları arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Hatta ne kadar çok arkadaşınız varsa o kadar eğlenceli oyunlar olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalarda farklı oyun listeleriyle sizleri karşılamaya devam edeceğiz. Eğer bu oyunlar hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu oyunlara ek olarak tavsiye ettiğiniz oyunlar varsa da yine paylaşabilirsiniz. Bununla beraber eğer ki oyun arkadaşınız yoksa yorumlar kısmında buluşalım ve beraber oyun girelim. O yüzden yorum kısmında Steam ID'nizi yazmayı da unutmayın. Hepinizi ekleyeceğim. Beraber oynarız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.